Arkadaşlar değişkenleri tanımlarken farklı varyasyonlarda değişkenler tanımlanabilmekte. Tabii böyle lar-ler ekini kullandığımızda bayağı bir çeşit olduğu düşünülebilir ama aslında iki tane varyasyonda değişken tanımlayabiliyoruz. Makale vesaire okurken hani diğer varyasyonu da görmeden devam etmek istemiyorum. Çünkü diğer varyasyonda tanımlamaların yapıldığını görme ihtimaliniz var. Onu da görelim. Derslerimize öyle devam edelim. Şimdi iki tane varyasyonumuz var. Değişken tanımlama varyasyonlarımız. Bunlardan birincisi bildiğimiz yöntem. Yani değişkenin ismini tipini yazıyorsun, ardından bir isim veriyorsun. İster değer atayıp devam ediyorsun, ister değeri atamadan daha sonra atayabiliyorsun. Fark etmiyor. Bu birinci varyasyonumuz. Aynı türden bir tane daha oluşturalım. Mesela 10 diyelim. Tamam. Arkadaşlar ikinci türden varyasyon ise şöyledir. Aynı türden, bakın aynı türden birden fazla değişken oluşturulacaksa eğer bu değişkenleri tek imzada aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın, integer a eşittir 5, integer b eşittir 10 dedim ya. Şimdi ikisi de integer nihayetinde. Dolayısıyla bunu şu şekilde de tanımlamasını yapabiliyorsunuz. Bakın, int diyorum, a dedim eşittir 5, virgül deyip b deyip eşittir 10 diyebiliyorum. Arkada compiler şuradaki kodu şuna dönüştürecektir arkadaşlar. Olay bu. Tabii burada değişkenleri atamadan da yola devam edebilir. Daha sonra da değişkenlerinize değerleri atayabilirsiniz. Artık buradaki davranış size göre değişebilir. Yani ihtiyaca göre değişecektir. Bu da ikinci varyasyonumuz arkadaşlar. Hani görürsünüz belki. Dersiniz ki ya hocam bu ne? Bu şekilde de değişkenler tanımlanabiliyor. Int a, int b olacak şekilde yorumlayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Aynı türden olmaları gerekiyor. Yani sen buraya int a, string b yapamazsın. Zaten öyle bir şey yapıyorsan gidip string değişkeni direkt oluşturman daha doğru olacaktır. Tamam? Evet, sonraki derslerimizde görüşmek üzere.